Altın madalya mücadelesi başladı. Kırmızı maya ile mücadele ediyor Yasemin Adar Yiğit. Güreşçimize başarılar diliyoruz. Elenselerle yıplattı bir an. Sabanağımıza uzak tuttu kendisini. Şimdi yükleniyor bir kez daha Yasemin. Yine elense. Yine uzaklaşıyor. Samar Hamza. Koltuk altına doğru yöneldi. Koldan blokaj ve sonrasında elenseyle yine denge bozma çabası Yasemin Adar'dan dikkat çekiyor. Bir kez daha yüklendi. Yine koltuk altını yakaladı. Yasemin Adar güreşçimiz. 33 yaşında Yasemin çok büyük bir tecrübeye sahip. Hem minderde hem masada Türk güreşine, Türk kadın güreşine katkıda bulunuyor. Şampiyonluklarla minderde, Güreş Federasyonu As Başkanlığı'yla, Şeref Ereoğlu'nun yardımcılığıyla masada. Samar Hamza'nın pasif kaldığını görüyor karşılaşmanın hakemi. Uyarıyor. Bu ilk uyarı. İlk dakika dolarken geldi. İkinci uyarı, onun aleyhine 30 saniyelik süre işletilmesi anlamına gelecek. Kollardan yakaladı Yasemin Adar Yiğit. Heyecan dolu altın madalya mücadelesi. Güreşçimiz daha aktif. Hareket bekliyor ama karşılaşmanın hakemi. Her iki güreşçiden de bir an kilitlenip kalmışlardı. Minderin ortasında Samar Hamza'ya uyarılar devam ediyor. İkinci uyarı ve 30 saniyelik süre işletiliyor. Müsabakanın tamamlanmasına 4 dakika 32 saniye var. 30 saniyelik süre sonunda Yasemin öne geçebilir. Yine koldan yakaladı. Eli rakibinin ensesinde. O tanıdık, alışık olduğumuz bacak hareketleri. Sağ ayağını bir ileri bir geri atarak rakibini yanıltma çabası içerisine görülüyor Yasemin Adar Yiğit. Şimdi tuttu bir kez daha sesinden. Yükleniyor rakibine. 30 saniyelik süre doldu. 1-0 öndeyiz. Yasemin Adar Yiğit 76 kilo altın madalya mücadelesinde 1-0 önde. Şimdi sert bir elense. Bu defa Yasemin Adar Yiğit'ten hareket bekliyor karşılaşmanın hakemi. Anlaşılan devre tamamlanmadan bir uyarı da ona gösterecek gibi görülüyor. Hareketlerinden bunu anlıyoruz. Ve bu uyarı geliyor. Bir pasif uyarısı da Yasemin Adar'a. İkinci devrede her iki güreşçiye de gösterilecek ilk pasif kararı sonrasında 30 saniyelik süre işletilecek. Çok dikkatli bir müsabaka ortaya koyuyor güreşçimiz. Daha aktif arayış içerisinde devrenin son bölümü hariç 20 saniye ilk yarının tamamlanmasına. Bir an boyundurukta aldı Samar Hamza güreşçimizi. Oradan sıyrıldı Yasemin. Devrede tamamlanıyor. Olimpiyat bronz madalyası Yasemin Adar'dan. 5 kez Avrupa şampiyonluğu. 1 kez dünya şampiyonluğu. Bu alanlarda tek. Bu yıl ayrıca aklınız oyunlarında da şampiyonluğa ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Yasemin Adar Yiğit formda olduğunu göstermişti. İkinci yarı başladı. Yine yükleniyor Yasemin. Kol blokajı, elenseler yıpratıyor Samar Hamza'yı. Bir kez daha şimdi hareket daldı. Çift kafa içte karşılıyor ya Samar Hamza. Yakaladı bacağı. Şimdi Yasemin Adar puanlar için yükleniyor. Bacağı da takabilir mi? Ah! Yeni yaptığı hareketlerden biri. Bir fırsatı daha alacak. Minder dışı bir puanla yetiniyor. 2-0 oldu skor. Finalde Yasemin Adar Yiğit 2-0 üstün. İki dakika. 20 saniye kaldı mücadelenin tamamlanmasına. Yasemin Adar Yiğit final mücadelesinde 2-0 önde. Kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğuna çok yakın.
Bu fırsatı 2018'de de yakalamış, gümüş madalya almıştı dünya şampiyonasında. 2017 dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit, 2022'de dünya şampiyonu olarak, 2022'de dünya şampiyonu olarak organizasyonu tamamlamak amacında. Önemli bir avantaja sahip şu anda, 2-0'lık üstünlükle. Başını daha yukarıda tutmasını istedi karşılaşmanın hakemi Yasemin Adar Yiğit'ten. Son 2 dakika, hatta son 1 dakika 50 saniye mücadelenin tamamlanması için. Koldan çekti bir an, sonrasında bir tur attı. Bir kez daha diğer koldan Yasemin Adar arayış içerisinde. Şimdi elense Yasemin 2-0 üstün, final mücadelesinde süre akıp geçtikçe şampiyonluk yaklaşıyor Mısırlı rakibi karşısında. Şimdi bir an uzaklaştırdı rakibini, sonrasında tekrar kenetlendiler. Elense sert bir kez daha. Bu elenselerin etkisi kuşkusuz giderek artıyor. O sert elenseden bir tanesi daha Samar Hamza'nın ensesinde patladı. Şimdi devam ediyor Yasemin Adar arayışlarına. Bir elense daha. Samar Hamza karşısında henüz bir boşluk bulabilmiş değil. Yasemin hem arayışta hem de boşluk bulmuyor. Boşluk vermiyor. Son dakikaya girmek üzereyiz final mücadelesinde. Büyük heyecan. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Stark Arena'da. Altın madalya mücadelesinde son dakika içerisindeyiz. Güreşçimiz birer birer aldı puanları. 30 saniyelik süre dolduktan sonra annesine puanı yazdırmıştı. Sonrasında yakaladı bacaktan, indiremedi belki ama bir puanla yetindi. Bu 2-0'lık üstünlük şimdi daldı. Arkasına geçme çabasında. Bele doğru hamlesi var Yasemin Adar'ın. Çok dikkatli Samar Hamza. 40 saniye kaldı karşılaşmanın tamamlanması için. Dalma teşebbüsünde bulunursa neyle karşılaşacağını biraz geç de olsa, mücadelenin sonunda da olsa gördü. 30 saniye karşılaşmanın tamamlanması için. Her an her şey olabilir ama Yasemin Adar Yiğit böyle giderse dünya şampiyonluğu benim diyor. Bu öndürükte tuttu. Bacağı da yakaladı. Şimdi bir bohçalama çabası. Ayağa kalktı Samar Hamza. Puan vermiyor ama puan da alamıyor. Yasemin yine boyundurukta tuttu. Süre onun lehine işliyor. Atıyor. Müthiş bir oyun. Müthiş. 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 Dünya şampiyonluğunu işte bu boyundurukla taçlandırıyor Yasemin Adar. 4 puan ağrısında 6-0 oluyor. Ne oyundu ama. Ne hamleydi ama. Harikasın Yasemin. Harika. Süre tamamlanıyor. Dünya şampiyonumuzu bir kez daha alkışlıyoruz. Kürsünün en üst basamağında göreceğiz. Yasemin Adar Yiğit bir kez daha altın madalya kazanıyor. İkinci altın madalyasını elde ediyor dünya şampiyonasında. Müthiş başarı. Yasemin Adar bir kez daha dünya şampiyonu. Tüm müsabaka boyunca üstündü. Ve noktayı mükemmel koydu. Altın madalya çok yakışıyor boynuna Yasemin. Bir kez daha boynunda. Az sonra kürsünün en üst basamağında göreceğiz.